TRT Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. E-spor turnuvasıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta ilkini gerçekleştirmiştik. Futbolcularımızın katıldığı turnuvada Sivasspor'la Erdoğan Yeşilyurt şampiyon olmuştu. Kendi takımıyla oynadığı o turnuvada. Ve bu kez farklı arkadaşlarımızla birlikte bu turnuvayı devam ettireceğiz. Geçen haftaki turnuvada Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın tavsiyeleri, katkıları vardı. Teşekkür ediyoruz öncelikle buradan. Sayın Bakan Mustafa Varank ve aynı zamanda Bakan Yardımcısı Fatih Kacır'a ve o turnuvanın ilgi görmesi üzerine TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Eren bu turnuvanın devam etmesini arzu etti. Bizim için de çok da büyük bir keyif oldu çünkü bizler de oyuncuyuz ve aynı zamanda bu turnuvayla bunun yanı sıra e-sporla da çok yakından ilgileniyoruz. Güzel bir turnuva devam edecek TRT Spor'da. Önümüzdeki haftalarda da bunun devamını diliyoruz tabii ki. Şimdi bir tarafta meslektaşım sevgili Erbatır Ergonokon var. Yarı finalde maç yapacak olan arkadaşlarımızdan birisi. Diğer tarafta da TRT 1 ekranlarında salı akşamları yayınlanan Tutunamayanlar dizisinin oyuncularından Bora Akkaş bizimle birlikte. İkisine de merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Hoş bulduk. Batur geçtiğimiz hafta turnuvada maçları anlatan kişiydi. Bu kez bir oyuncu olarak karşımızda. Bora neler yapıyorsun bu süre içerisinde? Evde kaldığın süre içerisinde? Vallahi evde kaldığımız sürenin artık ilk 10 günü birazcık sıkıcı ve nasıl olacağını bilmediğimiz bir şekilde geçti. Yavaş yavaş bu konuda profesyonelleştik. Evde güzel vakit geçiriyoruz. Full bir şeyler izliyoruz. Dizi, işte çeşitli platformlara yakalayabileceğimiz her şey. Instagram'dan bazı canlı yayınlar, full oyun. Bir de bir yandan Tutunamayanlar çevrim içi hala devam ettiği için aslında haftada bir ya da iki gün çalışıyor oluyoruz. O yüzden de karantinam güzel geçiyor benim şu an. Erbatur sen de sadece futbol değil öyle tahmin ediyorum ki başka oyunlara da merakın var değil mi? Doğru doğru. Diğer oyunları da ben oynamaya çalışıyorum. En çok FIFA ve NBA oynuyorum ama işte bu araştırma oyunları, adventure oyunları, hani çocukluktan gelen bir şeyleri orada araştırmak, bulmak, üretmek ki teknoloji iyice geliştikten sonra oyunların detayları da çok fazlalaştı. Çok keyif alıyorum ben de o tarz oyunlardan. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta tabii futbolcularımız kendi takımlarıyla oynadılar. Bu hafta sizler bir futbolcu olmadığınız için 4 tane takım belirledik. Napoli, Tottenham, Lyon ve Borussia Dortmund. 4 ayrı ligden 4 tane takım. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi adeta bir Şampiyonlar Ligi'ymiş gibi ben buradan kuralları... Müziğin girmesini bekledim. Müziğin girmesini bekledim ben de. Evet. Bir taraftan da Şampiyonlar Ligi müziğini açayım ben şöyle. Tam işte. Evet. Şimdi 4 tane takım. 4 tane... Sizler düşüncelerinizi söyleyin. İyi tercihler mi? Napoli, Tottenham, Lyon, Borussia Dortmund arkadaşlar. Bence mükemmel. Enfes tercihler birbirine çok yakın. Dört takımda da oyunun gidişatını değiştirebilecek bazı önemli isimler var. Onlar fark yaratabilir turnuvada. Şimdi nasıl yapacağımı da anlatayım ben size. Burada 4 tane top var. 4 tane topun içerisinde 1-2-3-4 yazıyor. Ve her biriniz için ben bir rakamı, bakın 1 numarada Napoli, 2 numarada Tottenham, 3 numarada Lyon, 4 numarada Borussia Dortmund var. Ve önce misafirimiz olan Bora için ben seçmek istiyorum, kurayı çekmek istiyorum. Olur mu Erbatur? Tabii ki, keyifle. Çok teşekkür ederim, heyecanla bekliyorum. Şu anda bakın gördüğünüz gibi karıştırıyorum ve Bora senin için bir top aldım. Bakalım. Hangi takım çıktı? Evet, Bora Akkaş'ın şu anda rakibi belli oluyor. Bora'nın rakibi 1 numara gördüğünüz gibi Napoli. İtalya'nın Napoli takımı Bora'nın takımı oluyor. Bora tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Seçiyorum hemen takımımı. Evet, Erbatur şimdi senin için şu anda kurayı çekiyorum gördüğün gibi. Bakalım. Gördün. Ve Erbatur Ergenekon'un şu anda takımı 1 Napoli gitti, 2 Tottenham, 3 Lyon, Borussia Dortmund. Hangi takım çıkıyor? 4 numara Erbatur Ergenekon, Borussia Dortmund. Vay vay vay, maça bak gerçekten acayip. Güzel maç oldu. Bence de çok güzel maç. Evet güzel. 2 tane top kaldı. Diğer 2 tanesini de yarı finalin diğer maçında tabii ki kurasını çekeceğiz. Başarılar diyorum. Umarım gollü güzel bir maç izletirsiniz bizlere.
Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Yarı final heyecanı Napoli'nin başında Bora Akkaş var. Erbatur Ergenekon'sa Borussia Dortmund'u yöneten isim. Heyecanlı bir mücadele. Borussia Dortmund atağı. Witzel'in vuruşu top dışarı gidiyor. Napoli atak şansını elde etmek istiyor. Yuvarlığa ağlarımıza görebiliriz. Fabian, organize geldi. Mertens, Lozano. Ah be, Borussia çok Dortmund kötü yere pas attım ya. Araya giriyor. İyi hücumda ve orta abi. Alanda atak olgunlaştırmaya çalışıyor Dortmund. Witzel, Haaland, Emre Can. Napoli savunması yerleşmekte zorlanıyor. Haaland, ceza sahası içinde. Haaland top dışarı gidiyor. Haaland'ın kime kızılacağı hayal kırıklığı oldu. Ardından yeni bir atak Borussia Dortmund'dan. Her zaman sorumluluk müthiş bir hareket. Royce'dan ve gol geliyor. Erbatur Ergenekon bile bu nasıl gol diyor. Royce. Borussia Dortmund 1-0 üstün durumda. Güzel bir gol. Çok teşekkür ederim. Borussia Dortmund'u durdurmak çok zor. Üst üste hücumlar. Yanlış yerden alıştın. Çok iyi defans. Alkış alıyor. O atamaz. Haaland ve ikinci gol de geliyor. Bir şey söyleyeceğim. İlk baştaki kaydığım yer çok iyiydi ya. Orada uzaklaştırdım. Bora Akkaşlı, Napoli. Özüme döndüm Napoli, bir hızlıca. Rakip karede. Evet, hızlı toplar zaten en tehlikeli şey Napoli'nin. Zelinski, Mertens. Ya bu seviyelerde bu hataları yapmayacaksınız. Dortmund savunmasının zorlandığı olacak. Anlar. Aman. Ama bu tehlikeyi savuşturmayı başarıyor. Yalnız ne kapandık be. Borussia Dortmund oyuncular. Geçemedim oradan. Ve bir karşı vallahi atak şansı. Yalnız sağ kanattan geliyor Dortmund. Yerinde Almanların ceza sahası Alman içinde var. Witzel. Vuruş. Böyle İkinci bir şey pozisyon Pitchek topu ağlara gönderiyor. Maçı tekrar başlatabiliyor muyuz? 3 farklı üstünlüğü var. Borussia Dortmund'un bu var. Şimdi Napoli önünde. Tabii. Büyük gol sevinci. Erbatur Ergenekon'un yine yüzü gülüyor. Değerli izleyenler, başlamadan önce en az 5 kere durdurduk. O konsantrasyonu bozduğumu da söyleyeyim tabii. Haaland. Royce. Royce affetmiyor. 4-0. Burak Kaş artık ayağa kalkıyor. Üst üste gelen goller sonrasında. 4-0 üstün durumda. Aha, Borussia Dortmund. Ah be. Sol ayak. Yatağı, top. Burki'de. Ama uzaktan bir dakika da çıkartmış bir 4-0. Ben değil, bir pause rica edeceğim. Emre Can. İçeri gönderilen top. Götze. Müthiş bir gol. Bu çok iyi bir goldü hocam. Gerçekten Napoli adeta dağılıyor. Borussia Dortmund karşısında. Turnuva bulduk bari. Napoli atakta. Bir şekil yapalım artık diyorlar. Artık maçta son anlar. Futbol sahalarında. İlginç göreceğimiz gollerden biri hocam, çok bu ki bir gol. Napoli ile oyuncular atamadı. Ben kendi kaleme atayım evet, diyor adeta. 5-1 kazanıyor Dortmund. Kendi kaleciye yazdı. Kaleci. Tebrik ediyorum hocam. Ben tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel, güzel bir maçtı. İlk finalist belli oldu. Erbatur ve Bora arasındaki müthiş mücadelede Borussia Dortmund çok farklı bir galibiyet elde etti. Ve sansasyonel bir sonuç aldı Erbatur. 5-1 kazandı Borussia Dortmund. Napoli aslında oldukça iyi bir takım, güçlü bir takım ama neden böylesine farklı bir yenilgi ortaya çıktı? Önce Bora'dan başlayalım. Bora geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizim için üzücü bir maç oldu. Sanırım biz birazcık takım olmakta problem yaşadık. Defansımız iyiydi aslında. Ama Dortmund'u da tebrik etmek lazım. Çünkü çok baskınlardı. Topa ilk baştan beri hep onlar hakimdi. Maçta hakimiyeti kaybettik. Bazı bireysel futbolculara kızgınım. Onlarla daha sonra konuşacağım. Şu an onlarla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Aslında gidişata baktığımızda şutlarda ve topla oynamada eşit rakamlar görüyoruz. Ben şu an görüntülüyorum. 15 şutu var. Dortmund'un 12 şutu var Napoli'nin. Sadece Dortmund daha iyiydi. Sadece bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Evet, yenilebilirdin ama bu kadar farklı bir yenilgi hak etmediğini işin özetinde aslında belki de ben söyleyebilirim. Erbatur, hemen hemen birçok futbolcuyu etkili kullandın. Gözler bugün Haaland'daydı. O da golünü attı. Diğer futbolcular da oldukça iyi bir performans ortaya koydu. Tebrik ediyorum.
Çok teşekkürler. Çok disiplinli oynadı takım. Oyuncularıma tek tek teşekkür ediyorum. Konsantrasyonu kaybetmediler. Haaland her ne kadar zaman zaman ağır kalsa da yine de kalitesini gösterdi. Çok iyi bir rakibe karşı, Bora gibi iyi bir teknik adama karşı önemli bir galibiyet aldık. Evet, tebrik ediyorum bir kez daha. Bora, iyi ki katıldın turnuvaya. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok mutlu oldum. Ben teşekkür ederim. Tutunamayanlar dizisinde TRT1'de salı akşamları seni ve diğer arkadaşlarını keyifle izlemeye devam ediyoruz. Ben de aynı zamanda o dizinin sürekli izleyicilerinden birisiyim. Bir zamanlar Leyla ile Mecnun vardı. Belki evet. Sen de izlemişsindir. Tabii. Ben Leyla ile Mecnun'un fanatiğiydim. Her salıyı iple çekerdik. Her haftayı iple çekerdik. Şimdi yine Tutunamayanlar dizisi de her jenerasyona özellikle hitap eden çok keyifli bir dizi. Tüm oyuncularınızı da ve yapım ekibini de tebrik ediyorum ben buradan. Çok çok teşekkür. Ben de onların adına da teşekkür edeyim. Çok güzel bir yorum. Çok sağ olun böyle düşündüğünüz için. Görüşmek üzere. Kendine çok görüşürüz. Çok iyi bak. Teşekkürler. Görüşürüz. Final mücadelesinde tekrar birlikte olacağız biz. Finalde acaba ikinci rakip kim olacak? Erbatur final adını yazdırırken Özgür Buzbaş ve Ömer Başdoğan tutunamayanların bir başka oyuncusu. Ömer de bizimle birlikte olacak. İki tane takımımız kaldı. Tottenham ve Olympique Lyon. Turnuvanın başında bir kura çekimini gerçekleştirmiştik. Özgür'le Ömer'in maçın öncesinde de bakalım hangi takım hangisinin olacak, bunu birazdan göreceğiz. Hoşçakalın şimdilik. Değerli izleyiciler, turnuvada geldik şimdi diğer yarı final mücadelesine. İlk maçta Borussia Dortmund Napoli'yi 5-1 mağlup etmişti. Erbatur finale adını yazdırdı. Acaba finaldeki rakibi kim olacak? Özgür Buzbaş mı? Ömer Başdoğan mı? Ömer, Tutunamayanlar dizisinin bir başka oyuncusu ve salı akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan, bu ilgiyle de izlenen dizide şu anda görev yapıyor. Ömer merhaba, hoş geldin. Merhaba sevgili Ersin Düzen, güzel bir cuma gününde. Tam atmosfere girdi Ömer. Sağ koşulları nasıl bilmiyorum, şu an stadı bekliyoruz ama iyiyiz. Siz nasılsınız? Ediyoruz. Özgür Buzbaş, sen de hoş geldin. Geçtiğimiz turnuvada futbolcularla beraber bu tecrübeyi yaşamıştık. Şimdi artık sizlerle beraber bakalım finalde Erbatur'un rakibi kim olacak? Ömer, evdeki haller nasıl gidiyor? Sen neler yapıyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun bu zamanı? Abi biz evdeyiz. Sürekli bir karantina durumunda. Ben temizliklere başladım. İşte çok güzel temizlik yapmaya başladım. Onu öğrendim. Yani villadayı çok profesyonel şekilde kullanıyorum. Süpürgeyi çok iyi şekilde kullanmaya başladım. Süreci bu şekilde güzel yetenekler katarak kendimize ilerliyoruz. Evet. Şu anda yalnız gördüğüm kadarıyla hem oturduğun koltuk hem önündeki direksiyonla birlikte... Benim başımda çok büyük bir sıkıntı var değil mi? Evet. Özgür'ü neler bekliyor? Bunu az çok aslında tahmin edebiliyorum ama... Ama... Belki bir şey olabilir. O da farklı bir oyunda belki de çok sürekli olarak oynuyorsun. Herhalde araba yarışlarıyla ilgili mi oyunları daha çok seviyorsun? Ben akşamları 11'den sonra tır sürüyorum. Vallahi bak. Evet. İlk gecelik işte bir 2 saat sevkiyatımız oluyor tırla. Evet. Düzenekler de onların şeyi. Biz de Twitch'te yayın yapıyoruz bunları canlı. Evet. Öyle arkadaşlarla beraber tır sevkiyat yapıyoruz. Öyle bir şeyim var yani, bu karantina döneminde ek iş olarak tırcılığa başladım. Ekmek işte, ne yapalım yani, bu şekilde ilerliyor. Güzel. Futbolla aran nasıl peki Ömer? Benim futbolla aram iyi yani. Ben tüm maçları izlerim. Öyle dört büyüklerden bir takım tutuyorum. Ankara güçlüyüm. Ama güzel. Tüm maçları izlerim. Harika. Futbola ilgilisin. Özgür, senin zamanın nasıl geçiyor? Bir kez daha Allah analı babalı büyüsün. Ufacık bir bebeğinizle beraber. Abi. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gitti bir altın. Abi... Gitti bir altın diyorum ben. Yani çalışıyoruz. Bir yandan evde biliyorsun aynı zamanda normal rutin işlerimizi evden devam ettiriyoruz. Bir yandan da Ege'yi, oğlumu görmek için biraz daha fazla fırsat oldu. Onu büyütürken bu iki aylık daha henüz biliyorsun. Daha fazla onunla ilgileniyoruz. Bebek bakımını biz de öğrendik ek iş olarak. Sultan'a eşe biraz daha yardımcı olmaya çalışıyorum. İyiyiz, sağlığımız, saatimiz yerinde. Evimizde kalıyoruz. Güzel, harika. Şimdi arkadaşlar artık turnuvaya, maça daha doğrusu yavaş yavaş geçiş yapalım. Şimdi sizden önce biz 4 tane takım belirlemiştik. Napoli, Tottenham, Lyon ve Borussia Dortmund olarak. Abi burada itirazlar oldu yalnız. Ne yapacağız bunu şimdi? Yani şimdi, ben oyun konsollarında oynanan iki popüler futbol oyunu var. Diğerini oynayacağımız için ve 2019 yılına ait olanı oynayacağımızı Ömer'le böyle anlaştık. O da o oyunu sık sık oynuyormuş. Ben de severim. Gerçi son bir senedir çok fazla oynayamıyorum işte bebek falan derken. O yüzden biraz... Bahaneler başladı, evet. Bahaneler başladı, evet. Manchester City tişörtümü giymiştim, şampiyonluk tişörtümü. İstediğimiz takımı seçebiliriz diye düşünmüştüm ama evet. Olmadı. Ama işte falan... takımlar burada. İstediğiniz takımlarla ilgili olarak. Bak müziği duyuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi müziği. Infantino kurayı çekecek. Infantino geliyor. Artık o FIFA'da. O artık FIFA'da, evet. Evet, doğru. Şimdi arkadaşlar. Lyon çıkan yandı. Tottenham ve Olympique Lyon kaldı. Şimdi bu takımlar eşit mi? Ben ondan tam emin olamadım yani. Takımlar eşit herhalde, değil mi? O daha turnuva başlamadan gerçekten yani yoğun itirazlar mevcut. Evet, bir çamur durumu var. Bakalım da nasıl olacak. İnşallah. Ömerciğim, ilk olarak senin şansına çekiyorum ben. Şu anda 2 ve 3 nolu kaldı. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Topu seçtim şu anda. Ömer'in takımı belli oluyor. Evet, şu anda Ömer 2 numara Ömer. Kim o? Tottenham Ömer. Bu be. Tottenham'ı aldı. İnanamıyorum ya. Özgür, iyi akşamlar. Özgür, iyi akşamlar. Kendine iyi bakıyorsun. Özgür, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bir sürpriz bekliyorum senden. Evet, bu da abi, gördüğün gibi 3. Lyon'la ne yapacağız? Biliyorsun Fransa Ligi de bitti yani. Bilmiyorum, Lyon'la işte Fransa Ligi'ni Şampiyonlar Ligi finali olarak sen bitirebilirsin belki. Olympique Lyon'la Borussia Dortmund. Abi bir de biz yalnız bir de bir sezon önceki oyunu oynayacağız. 2019'u oynayacağız. Orada evet, o zaman yani daha iyi, daha iyi. Daha iyi çünkü neden? Tabii daha iyi şundan dolayı. Olympique Lyon çünkü 1996-97'den bu yana ilk defa Avrupa Kupalarının dışında kaldı. Ve TRT Spor sayesinde bu organizasyona dahil oldu şu anda. Ve bu sezon 7. sıradaydı. 7 veya 8. sıradaydı. İlk defa Avrupa dışında kaldı ama bu turnuvada artık yapacak bir şey yok. İşin tabii ki biz keyfini çıkarmaya çalışacağız. 7. 8. sırada iyi yani. Ömer'cim çok fazla gol atmamanı yani rakibi en azından belirli bir noktadan sonra gerçekten ciddi bir savunma yapacağız artık, yapacak. Vicdani duygularının ön plana çıkmasını temenni ediyorum ben. İnşallah internetimizde bir sıkıntı olmaz. Gereken rahat yapılır yani. Peki arkadaşlar, başarılar diliyorum size. Maç sonunda tekrar birlikte olmak üzere. Yarı finalin diğer mücadelesinde Ömer Tottenham'la ve Özgür de değerli izleyiciler Olympique Lyon'la oynayacak. Bakalım finale kim çıkacak. Birazdan görüşmek üzere. Özgür Buzbaş'ın yönettiği Olympique Lyon, Ömer Başdoğan yönetimindeki Tottenham karşısında. Abi, pozisyonlar üst üste akmaya başladı. Orta alanda Tottenham'lı oyuncular topu kazanıyor. Lyon'da aslında benim savunma yapmam lazım şimdi. Kane, güç dengesine göre Lucas, biraz açık oynadığımı tekrar hissettim. Tekrar Kane araya giriyor ve gol. Vurdu ve gol geldi. Kane gerçekten klas bir gole imza atıyor. Tottenham 1-0 öne geçiyor. Tam bir gol makinesi gerçekten. Kane ve sol kanatta Mendy ile geliyor Olympique Lyon orta. Ters bir vuruş, top filelerde 1-1. Topu kendi ağlarına gönderiyor Sissoko. Abi ne saçma bir gol ya. Sissoko, Özgür Buzbaş golün sevincini yaşıyor. Heyecanlı bir maç. Oyun kurmakta zaten Tottenham yeni bir atak deniyor. Adam basıyor ileride. Ceza sahası içindeki
Hatayı eyvah, affetmeyen eyvah, ve gol atan Lucas. Burada da gol oldu. Burada yalnız el var ya. Lucas Moura. Tottenham bir kez daha üstünlük sayısını buluyor. Biraz daha kanat oyuncularımız Tottenham olabilseydi. Dalga dalga gidiyor rakip kaleye. Olympic Lyon zorlanıyor savunmada. Dinaya, ceza sahası tek vuruş. Çok üstü işi bir gol. Son. Son'un attığı gol. Tottenham 3-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Maçı 5-1 kazanıyor Tottenham. Peki, değerli izleyiciler, yarı finalin diğer maçı da sona erdi. Finalin adı belli oldu. Finalde Erbatur Ergenekon'la Ömer Başdoğan. Bence finalin adını tam bir dakika. Finalin adını tam koymayalım bence. Benim ciddi itirazlarım var. Yani şimdi Lyon Tottenham. Geçen senenin maçını yapıyoruz. Geçen senenin oyununu oynuyoruz. Geçen senenin evet. Şampiyonlar Ligi finalistiyle Lyon oynadı. Ha, Lyon kötü takım mı? Değil. Camiası büyük, önemli bir takım. Tanıyoruz. Önemli oyuncuları da var. Geldi Ömer. Kazandı mı kazandı. Ama güç dengeleri adil değildi, onu da söyleyeyim. Sevgili Ersin Düzen, yani içine, konuşmak istiyorum. İçine siniyorsa, Ömer'in içine siniyorsa bir şey demiyorum ben yani. Sevgili Ersin Düzen, ben konuşmak istiyorum. Evet, buyurun Ömer. Ömer Başvan. Evet, benim için güzel bir maç oldu. 5-1'lik bir skor oldu. 11 şutum vardı. Karşı rakibimin tek şutu vardı. Onun da tek golü ben kendi kaleme attım. Bu beni ama biraz pozisyon. Ben biraz üzüldüm bu duruma. Ben siz federasyon başkanı olarak size karşı tarafın mağduriyetini gidermek adına bir teklifim olacak. Olimpik Lyon'u ben alsam Özgür Bey Tottenham'la tekrardan bir maç daha mı yapsak biz acaba? Yani turnuvaya ne kadar? Evet, bunu turnuvanın takvime mi gitmek anda lazım? Turnuvanın mevcut başkanı olarak bunu değerlendirebilirim. Madem ki eğer finale 5-1'lik skorla adını yazdıran Ömer Başdoğan, buna rağmen bir de... Allah çok büyüklük hakikaten. Çok büyüklük yani bu Ömer. Bunu, gerçekten Ömer harfleri fethetti. Şu anda gerçekten evet bütün herkesin başta rakibin Özgür Buzbaş, aynı zamanda şu anda mevcut federasyon başkanı olarak benim takdirlerimi gerçekten de kazandın. Sağ olun ve başkanım. Bunu onaylıyorum. Başkanım, sağ olun. Onaylıyorum. Başkan onayladı. Evet, onaylıyorum. Bunu onaylayıp çünkü maçları daha hızlandırılmış bir şekilde veririz yayın içerisinde. Ve madem öyle öbür maçın kazananı o halde mi? Yoksa skora mı bakacağız peki? Başkanım, skora bakalım. Ömer şöyle, çok güzel. Ömer ben yeneceğim diyor zaten. Kuralları koyalım ki. Çünkü finale çıkarsa Ömer bu kez Olympic Lyon Borussia Dortmund'la oynayacak. Orada bir güç farkının ortaya çıkmamasını istiyorum ben. Yani o zaman ben vicdanen herhangi bir şekilde rahatsızlık yaşamak istemiyorum. Değerli başkanım, dinliyor musunuz? Dinliyorum, buyurun. Başkanım, şimdi ben Olympic Lyon ve Tottenham'a karşı, ben Olympic Lyon'a Tottenham'a karşı oynayacağım. Eğer ki ben o maçı kazanırsam ama finalde Tottenham'la oynayacağım. Tamam. Ben okeyim başkanım. Biz başlayabiliriz. Tamam. Özgür de o zaman madem öyle. Özgür de eğer kazanırsa aynen finale çıkacak. Özgür'ün de tercihi Tottenham olur. O zaman ben size bir kez daha başarılar diliyorum. Bol şans diliyorum. İlk maçta 5-1'lik bir sonuç vardı. Tottenham Olympic Lyon'u mağlup etti ama o maçı şu anda askıya almış durumdayız. Ömer Başdoğan, Özgür Buzbaşı, Hodri Meydan dedi. Ben Lyon'u alıyorum, sen Tottenham'a. Şimdi bu maçın kazananı adını finale yazdıracak. Finalist belli olacak. Buyurun arkadaşlar. Başkanım saygılar. Görüşmek üzere başkanım. Saygılar başkanım. Yarı final revanş mücadelesi. Muhteşem bir atmosfer. Bu Tottenham Lyon maçını yapıyoruz. Senin o takımları değiştirelim tekliflerinden itibaren oynuyoruz. Özgür Buzbaş. Olympic Lyon'un başındaysa Ömer Başdoğan var. Ve heyecan dolu maç başlıyor. Karşılaşmaya daha iyi başlayan İlk başta biraz muhabbet etmiştik ama artık maça daha konsantre başlıyor. Lyon atak geliştiriyor. Ceza sahası içinde bu gol pozisyonunu kullanamayan Depay. Depay başarılı olamadıktan sonra Olympic Lyon yeni bir atak deniyor. Üst üste hücumlar. Ava ceza sahasında bu gol şansını da kullanamadılar. Ama sol kanatta atak devam ediyor Olympic Lyon adına. Bak işte büyük hatalar var. İlk bölümde hatalar, tamam savunması basit hatalar. Direkten dönen şutunu tamamlayan Traore gol. Ah ya ah.
Traore 1-0 öne geçiriyor. Olympic Lyon'u. İşte Traore. Gol geldi. Skor 1-0 oldu. Atakları devam ediyor Olympic Lyon'un. Bu kez sahneye çıkıyor. Dembele. Ve maçın ilk yarısı 2-0 bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısı. İlk yarıda müthiş bir futbol oynadı Olympic Lyon. Güzel bir çalım ve üçüncü gol de geliyor Dembele. Dembele de mükemmel bir performans gösteriyor. Üç farklı üstünlük biraz rehavet getiriyor Olympic Lyon'a. Tottenham da bu şansı kullanıyor ve gol vuruşunu yapan Harry Kane, golcü Kane 3-1 yaptı durumu. Tottenham ve Özgür Buzbaş bu golle ümitlendi. Ama Olympic Lyon tekrar vites yükseltiyor ilerleyen dakikalarda. Karşılıklı pozisyonlar devam ediyor. Bu kez Tottenham için bir şans kullanılamadı. Eriksen kaptırılan top kontra atağa çok çabuk kalkıyor. Olympic Lyon ve ceza sahası içinde çok rahat bir biçimde gol atıyor Dembele. Dembele'nin attığı gol. Skor 4-1. Yine bir rehavet yaşıyor Lyon. Tottenham'da golü atan topu ağlara gönderen futbolcu Son. Gollü bir maç. 6 gol var mücadelede. Bu 5. gol şansı değerlendirilemedi Olympic Lyon'da. Ve kontra atağa kalkıyor Tottenham. Kane. O da arkadaşlarından fazla destek alamadı. Lucas Moura. Ceza sahası içi Kane. En iyi yaptığı vuruşlardan birini daha yapıyor. Kane'in golü yapma, tam bir gol düellosu. Bu kadar basit skor hata olmasın 4-3. Ya. Bu ataktan sonuç alamıyor Olympic Lyon. Ve 7 golün atıldığı maçı Olympic Lyon Tottenham önünde 4-3 kazanmayı başarıyor. Geçmiş olsun. Keşke bir 90 dakikada olsaydı da. Değerli izleyiciler, Ömer Başdoğan Özgür Buzbaş'a ikinci bir şans vermişti ve bu kez takımları değiştirdiler. Olympic Lyon'u alan Ömer, Tottenham'ı alan Özgür Buzbaş'ı yine mağlup etmeyi başardı. Bu kez ilk maçtaki gibi farklı bir sonuç ortaya çıkmadı ama 4-3, 7 gollü bir mücadeleye sahne oldu ve Ömer adını finale yazdırdı. Özgür, bu fırsatı değerlendiremedin ne yazık ki. Evet, değerlendiremedik. Çok teşekkür ediyorum hakime. Çok güzel bir karşılaştı oldu. Çok güzel iki maç oldu. İkincisi daha da zevkli oldu. İyi bir rakibe karşı oynamışım. Zorlu bir kura çekmişim. Artık finalde rakibime başarılar diliyorum. Erbatur'u da geçip kupayı kaldırabileceğini düşünüyorum güç olarak. Yaptığı centilmenlikten ötürü de kutluyorum. Biraz daha işte 2019'a adapte olsaydık biz sonra kendi aramızda oynarız Ömer'le bundan sonra. Başka ortamlarda tanışmış olsaydık. Keşke böyle iki mağlubiyetle tanışmasaydık. Ama oyunu güzelleştiriyor, güzelleştiriyor, açık oynuyor, fırsat veriyor, o da fırsat buluyor. Çok zevk aldım ben. Güzel bir hafta sonu oldu. Özgür, 2021'de 2020 oyunu için tekrar seninle bağlantı yaparız biz. Ömer, tebrik ediyorum. Başkanım, ben de bu mübarek Ramazan günde sevgili arkadaşım Özgür'ün canını sıkmak istemedim. Yani çok sağ ol, çok sağ ol. Ramazan ayı, şefkat ayı. O yüzden ona iki fırsatı verdik. Güzel oldu, iyi değerlendirdi. 3 gol attı. Nasıl attı bilmiyorum ama attı. Tebrik ederim onu. Maç bir dakika. Goller çok organizeydi. Yani golleri izleyenlerimize bırakıyorum tabii takdiri. Pozisyonları, tekrarları da var. Klas gollerdi. Ömer'in attıkları da güzel gollerdi. Biraz fazla basit hata yaptık. Keşke onları yapmasaydık. Ama güzel goller attı mı düşünüyorum. O zaman başka bir zamanda bunu yenilemek üzere seni kupadan alkışlarla. Sağ ol. Uğurluyoruz. Evet, Özgür, seni buradan uğurluyoruz. Ömer, değerli izleyiciler, final mücadelesinde Borussia Dortmund'la oynayacak Erbatır Ergenekon. İlk karşılaşmada yarı final mücadelesinde Tutunamayanlar dizisinin bir başka oyuncusu Bora Kaş'ı mağlup etmeyi başarmıştı. Ve Ömer'le birlikte final maçına çıkacaklar. Finalde görüşmek üzere. Değerli izleyiciler, turnuvamızda şimdi final zamanı.
iki finalist şu anda karşımda. Bir tarafta ilk kez finale çıkan Erbatur Ergenekon ve sonrasında da rakibi belli oldu, Ömer Başkan. Erbatur ve Ömer şu anda karşımda. Merhaba arkadaşlar, finale hoş geldiniz. Merhaba Federasyon Başkanım. Merhabalar, hoş bulduk. Erbatur, ilk maçta Bora'yı mağlup ettin. Farklı bir sonuçla sahadan ayrıldın. Sen tabii yarı final maçını oynadıktan sonra diğer yarı finalde neler olduğunu çok fazla bilmeyebilirsin. Ben hemen aktarayım. Ömer ilk maçı Özgür Buzbaş'a karşı Tottenham'la Olympique Lyon'u 5-1 mağlup etti. Ardından olağanüstü bir jest yaptı. Özgür çünkü iki takımın güç dengeleri arasında çok büyük bir fark olduğunu ve bir haksızlığa uğradığını dile getirdi. Adeta isyan etti ve federasyona başvurdu. Ben de federasyonun başkanı olarak, bu turnuvanın organizasyonunu gerçekleştiren başkan olarak Özgür'e bir kez daha fırsat verdim. Ömer'in onayıyla, Ömer de böyle bir teklifte bulundu. Dedi ki, Ömer madem öyle, Olympique Lyon'u o zaman ben alayım, Tottenham'ı Özgür'e verelim. İkinci maçın sonucu bütün her şeyi belli etsin dedi. Son zamanlarda görülen en güzel fair play davranışıydı bu. Ve Özgür Buzbaş o maçı da kaybetti, Erbatur turnuvaya veda etti. Baştan söyleyeyim, final tek maç olacak. Bu bakımdan hani ne kaybeden herhangi bir şekilde bir talepte bulunsun, ne de kazanan, sevgili Ömer sana sözüm, rakibine bir jest yapıp ikinci bir maçı teklif etsin. Yok, benim böyle bir gücüm yok. Şu an zaten FIFA'da da çok iyi değilim. Önden onu da söyleyeyim ama elimden gelen her şeyi yapacağım tabii ki. Evet. Ben Şampiyonlar Ligi müziğinin şu anda sesi sizlere ulaşıyor değil mi arkadaşlar? Bakın biraz daha havaya girelim. Evet. Final için hazırsınız. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi finali bu yaz Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul'da oynanacak. Her ne kadar Borussia Dortmund ve Tottenham Şampiyonlar Ligi'ne 16 turunda veda etmiş olsa da bizler bu finali oynatalım. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan mutlu akşamlar değerli izleyiciler diyerek sözü ve joysticklerin kumandasını Ömer'e ve Erbatur'a bırakıyorum. İkinize de final mücadelesinde başarılar diliyorum arkadaşlar. Başkanım saygılar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, güzel bir maç olsun, gollü olsun, keyifli olsun. Final maçının heyecanı geldi çattı. Zorlu mücadele Erbatur Ergenekon'un takımı Borussia Dortmund'la Ömer Başdoğan'ın yönettiği Tottenham karşı karşıya geliyor. Son sol kanattan geldi. Pozisyondan yararlanamayan Lamela bu arada yardımcı hakeme offside bayrağını da kaldırmıştı. Köşe vuruşunu kullanıyor Tottenham. Vertonghen ön tarafta. Dele Alli de rakip kaleyi zorluyor. Bu pozisyondan sonuç alamadı Tottenham. Ve ardından Borussia Dortmund atak geliştirmek istiyor. Tottenham savunmasındaki hata, Royce'un vuruşu az farklı dışarı gidiyor. Jadon Sancho, çok tehlikeli pozisyonlar bunlar. Sancho gol pozisyonu, vurdu kaleci. İkinci pozisyon. Erbatur Ergenekon'da heyecanla pozisyonu anlattı. Haaland'dan orta Loris'in yumruğu. Loris de kalesinde her zaman olduğu gibi güven veriyor. Son sol kanatta yine boşluğu buldu. Son anda bul ki. 0-0'lık beraberlik final mücadelesinde. İlk yarıda gol sesi çıkmıyor. İlk yarının sonucu 0-0. Erbatur Ergenekon ve Ömer Başdoğan ikinci yarı için hamlelerini düşünüyorlar. İkinci yarıda Götze oyunda Borussia Dortmund'da top direkten döndü. Offside bayrağını da kaldırmıştı yardımcı hakem. Yine atakta Borussia Dortmund. Götze direği geçemedi. Çok sert bir vuruş geldi gerçekten. Borussia Dortmund tüm atlarıyla yükleniyor. Ceza sahası içinde bu pozisyonda gol vuruşunu yapan, topu ağlara gönderen Royce. Bu kadar pozisyona o gol gelir. Royce'un attığı gol, aradığı golü ikinci yarıda buluyor Borussia Dortmund. Ve seyirciyi selamladı Royce. Final maçında skor 1-0. Gidiyorsun da nereye gidiyorsun? İçeride adam sol kanatta hareketlenen Son, maçın en etkili oyuncularından biri. Son anda
Tehlike uzaklaştırıldı. Abi çok kritik ama pozisyon. Atak maçın tazeliyor. Maçın son bölümlerinde Tottenham Gojo Kane topu ağlara gönderiyor ama firelere giden top gol olarak değer kazanmıyor. Offside. Kane'in ayak kırıklığı. Final maçında son dakikalarda, hocam, dakikalarda nefesler tutuluyor. Tottenham beraberlik için yükleniyor. Offside. Lamela bu pozisyonda da top ağlarda ama karar yine offside. Abi, 1-0'lık Borussia Dortmund üstünlüğü sürüyor. Ve mücadele Borussia Dortmund'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor. Erbatur Ergenekoğlu, Borussia Dortmund yani şampiyon. Çok sert. İnanılır gibi değil. İçimi burktu ya. 85'ten sonra iki atak. Yani bu şekilde olmamalıydı ama tebrik ediyorum. 1-0 bitti değil mi? 1-0 bitti. İki tane offside vardı senin ama gerçekten ikinci yarı özellikle çok iyi performans sergiledin. Allah eline sağlık. Çok keyifli maçtı. Değerli izleyiciler, final maçı sona erdi ve bu haftaki turnuvanın şampiyonu Erbatur Ergenekon. Erbatur, tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ben de tebrik ediyorum. Ömer 1-0 mağlup oldun. Ömer, senin duygularınla başlayalım. Açıkçası Özgür'e karşı iki maçta da almış olduğun flash galibiyetler beni finalde biraz daha aslında senin şansı görmeme neden oluyordu. Ama son bölümlerde iki tane gol atmana rağmen offside'a takıldın. Kazanan da Erbatur oldu. Senin gözünden maç nasıl geçti? Değerli başkanım, yani şartlar biraz ağırdı bizim için tabii ki. İçimize kapanık bir futbol oynadık. An ve an çıkışlarımız oldu. Ama yani o 85'ten sonraki o iki offside, gol olan iki offside tadımızı çok kaçırdı. Yani kupayı kaybettim ama o gollerin offside olması kadar üzülmedim açıkçası başkanım. Buradan Erbakan Ergun'u tebrik ediyorum. Yani çok umutluyduk biz kupayı alacağımız için. Yani odamıza bir kupa daha koymak istiyorduk. En son bir halı sahadan kupam vardı. Yani ama başkanım, başka kupalar inşallah. Bir finalist kupası hazırlarız biz o halde. İkincilik kupası. İkincilik kupası göndeririz Ömer. Madem yani ikincilik yazmasında katıldığınız için teşekkürler de olabilir yani. İkinciliği sevmiyorum. Tamam peki. Tamam peki. Erbatur, senin için maç nasıl geçti? Çok keyifli maçtı. Ömer özellikle ikinci yarıda çok iyi baskı kurdu Tottenham'la. Ama disiplinli çocuklar bizim. Konsantrasyonu bozmadılar iki tane pozisyon dışında. Çok keyifli turnuva oldu. Harika maçlar oldu. Vallahi ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, geçen hafta futbolcularımızla beraber bu turnuvayı yapmıştık. Bu kez iki tane oyuncu kardeşimiz vardı. Salı akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan Tutunamayanlar dizisinin oyuncuları hem Bora hem de Ömer, ikisi bizimle birlikte oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Son derece keyifliydi onların katılımı. Onların karşılarında da rakip olarak da aynı servisin içerisinde beraberce çalıştığımız Erbatur ve Özgür vardı. Teşekkür ediyoruz Ömer. Ben teşekkür ederim başkanım. Psikolojim şu an iyi değil. Gerçekten ya. Hiç hak etmedim ya. Canım çok sıkıldı ya. Hadi be. Ömerciğim, bir sonraki turnuvada seni tekrar biz dahil ederiz. Sorun değil. Ben seve seve katılmak ve birinci olmak isterim sayın başkanım. Birinci olana kadar seni turnuvalara dahil edeceğiz. Buradan emeği geçen tüm çalışanlara herkese çok teşekkür ederim. Benim gitme vaktim geldi sanırsam. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben de vedamı edeyim zaten. Değerli izleyiciler, bu hafta sonunda da böyle keyifli bir turnuvayla karşınızda olduk. Sağ olun göstermiş olduğunuz ilgiye. Bütün oyuncu arkadaşlarımıza da katıldıklarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyor. Ve bir sonraki turnuvada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Başkanım hoşça kalın.